Son birkaç derstir bazı basit sonuçlara bakmış, genleşme, gaz ve sıvı karışımları incelemiş ve istatistik mekanik çerçevesine daha önceden gördüğümüz ve termodinamiğin deneysel çerçevesine dayanarak çıkarılan bazı termodinamik değerleri türetmiştik. Tabii mikroskopik bakış açısıyla. Şimdi yapmak istediğim şey kimyada çok sık karşılaşılan birkaç örnek çözmek. Geçen hafta yaptığımız örneklerden biri çok genel bir örnekti ve birçok genel olayı model oluşturuyordu. Farklı konfigürasyonlara sahip bir polimer modeli. Daha sonra bunun temel termodinamiğini çıkarmaya çalışmış, ısı kapasitesinin ne olduğunu, çeşitli sınır durumlarını, yani yüksek ve düşük sıcaklık şartlarını incelemiştik. Bugün de buna devam etmek istiyorum, ancak bu örneğimiz daha da genel bir durum. Burada anlatacağım model, bu ders için olan notlarınızda var. Bu esas olarak iki sargılı DNA veya herhangi bir çeşitli konfigürasyonları olan bir polimer olabilir. Sonunda önemli olan şey sistem için mevcut olan enerji seviyeleri ne olduğu. İşte sistem şuna benziyor. Bu aldığım şekliyle kovalent bağlı zincirler halinde ve aralarında bu şekilde bağlantılar var. Bu haliyle kıvrımlar arasında hidrojen bağları olan DNA'ya benziyor. Bu basit modelde çok çeşitli hidrojen bağları yapabileceğinizi görüyoruz. Buradaki enerji açısından en kararlı hal komşu gruplar arasında hidrojen bağlarının olduğu haldir. Dolayısıyla en düşük enerjimiz budur. Şimdi bu hidrojen bağlarını kırmaya başlayalım. Burada kırılmanın bir uçtan başlayıp zincir boyunca devam ettiğini farz edeceğiz. En yüksek enerjili hal şunun gibi bir şey olacak. Bunlar halen hidrojen bağlı, ancak bu değil. Tabii bu hidrojen bağını kırmak için bir enerjiye gereksinim var. Buna epsilon sıfır, bazen E de kullanıyoruz ama burada epsilon diyelim. Bu pozitif bir sayı. Dolayısıyla bu şundan daha yüksek enerjiye sahip. Şimdi bir sonrakine geçelim. Burada iki tane kırılmış hidrojen bağı var. Buna da İki epsilon sıfır diyelim vesaire. Devam ediyor tabii bu. Bu zincirin çok daha uzun olduğunu ve çok daha fazla bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yapısal sıra ve buna karşılık gelen enerjiler çok daha uzun bir liste oluşturabilir. Bu son derece basit bir yapı olup farklı enerjilere sahip olan bir seri hale karşılık geliyor. Bunlar arasındaki aralık sabit. Bu modelde tabi temel seviye 0. Onun üzerinde epsilon 0, onun üzerinde de 2 epsilon 0 ve tüm mevcut enerji halleri için devam ediyor. Bu böyle devam ediyor. Dolayısıyla bu basit modele dayanarak tüm termodinamiği çıkarabilmeliyiz. Örneğin belli bir sıcaklıktaki denge enerjisini çıkarabilmeliyiz. Ortalama enerjiyi bulabilmeliyiz vesaire. Bunu son derece basit bir şekilde yapabiliriz. İşe her zaman olduğu gibi moleküler bölüşüm fonksiyonu ile başlıyoruz. Q konfigürasyon. Bu tüm mevcut hallerin toplamına eşit. Tabii bu hallerde Boltzmann faktörüne bağlı. Buna göre Q konfigürasyonu eşittir sigma n e üssü eksi ei bölü kt şeklinde olur. Başka bir deyişle bu öyle bir model ki ortada bir dejenerasyon yok. Her enerji seviyesi buna karşılık gelen moleküle bağlı olarak bir tane mikroskopik hale sahip. Dolayısıyla bir
moleküler dejenerasyon yok. Bunun basit bir şekle sokabiliriz. İlk olarak şu yaklaşımı yapalım. Bu toplamı belli bir seviyeye kadar değil de, ki buradaki durum böyle çünkü zincirde belli sayıda eleman var, sonsuza kadar uzatalım. Buradaki fikir şu: bir kere zincirin çok sayıda elemanı olduğunu farz ediyoruz. Belli bir uzunluğa sahip olsa bile. Belli bir noktada bu ifade çok ufak bir değere düşüyor. Epsilon 0, yani tek bir bağ enerjisi KT'den küçük olsa bile, bunu çok büyük bir sayı olan n ile çarpıyoruz. Dolayısıyla bu KT'den çok daha büyük bir değere erişiyor. Buradaki varsayım, en yüksek enerji seviyesinde çok fazla molekül olmayacağı şeklinde, n'nin büyük değerleri ile sonsuz arasında bu terim son derece küçük olacak ve toplam değere çok az katkıda bulunacaktır. Bu yaklaşıma dayanarak bunu sonsuza kadar uzatıyoruz. Bunu yapmak suretiyle bu ifadeyi son derece basit, kapalı bir şekle döndürüyoruz. Birkaç tane terim daha yazarsak, bu 1 artı E üssü, bu terimleri eklediğimizde bu 1 artı E üssü eksi epsilon 0 bölü KT artı E üssü eksi epsilon 0 KT'nin karesi artı nokta nokta şeklinde yazarız ki bu da 1 artı x artı x kare şeklindedir. Toplam sonsuza gittiğine göre bunu 1 bölü 1 eksi x şeklinde yazabiliriz. Bu son derece basit bir sonuç. Burada x yerine eş değerini koyarsak bu ifade 1 bölü 1 eksi E üssü eksi epsilon 0 bölü kt. 1 bölü 1 eksi E üssü eksi epsilon 0 bölü kt şeklini alır. Bu da Q0 değeridir. Yani moleküler bölüşüm fonksiyonu. Bu model bize Q0 için son derece basit bir ifade sunuyor. Bunu kullanmak suretiyle tüm değerleri bulmak mümkün. Buradan sistem veya kanonik bölüşüm fonksiyonlarını yazabiliriz. Buna göre büyük Qn eşittir Q konfigürasyon üssü n. Burada büyük n moleküllerin toplam sayısını göstermektedir. Bu değer parantez içinde 1 bölü 1 eksi E üssü eksi 0, E 0 bölü KT üssü büyük n şeklini alır. Bundan sonra çeşitli termodinamik fonksiyonları türetmeye başlayabiliriz. Burada A konfigürasyon değeri eşittir eksi büyük n KT ln Q konfigürasyon şeklindedir. Bu değer eksi K büyük T ln Q konfigürasyon üssü n idi ve bu büyük n değeri dışarı alınabiliyordu. Tabii bu eşitlik eksi büyük n KT çarpı ln 1 bölü 1 eksi E üssü eksi E0 bölü KT veya pozitif olarak büyük n kt, tabi bu pozitif, ln parantez içinde 1 eksi e üssü eksi e0 bölü kt olur. Dolayısıyla Helmholtz serbest enerjisi için son derece basit bir formül elde etmiş olduk. Tabi burada tüm termodinamik fonksiyonları yazmayacağız. Bazılarını yazmakla yetineceğiz. Buna göre mu, yani kimyasal potansiyel, mu konfigürasyon eşittir dA konfigürasyon bölü dN T ve sabitken buradaki tek bağımlılık N'e, o da çarpan olarak geliyor. Bu da KT ln 1 eksi E üssü eksi E0 bölü KT şeklinde alır. Buradaki önemli nokta, bunu daha önce örneklerde vurguladık. Büyük N burada sadece bir
çarpan olarak rol aldığından bu bize kimyasal potansiyel olarak elimizde mol başına olan Helmholtz serbest enerjisinin olduğunu gösteriyor. Moleküller birbirinden bağımsız. Toplam enerji bu molekül ile herhangi bir komşusu arasındaki etkileşimden bağımsız. Dolayısıyla bu tip terimler birbirlerine eklenir. Yani kimyasal potansiyel 1 bölü n çarpı a şeklinde olur. Sadece sonucu yazacağım. U konfigürasyon eşittir. Burada ısı kapasitesine bakmak istiyorum. Büyük N K T kare çarpı D ln Q konfigürasyon bölü DT N ve sabitken eşittir N epsilon 0 çarpı 1 bölü 1 eksi E üssü E0 bölü KT. Artık ısı kapasitesine bakabiliriz. CV konfigürasyon eşittir. DU konfigürasyon bölü DT N ve sabitken U'nun değerini de yukarıdan alırsak şöyle bir ifade ele geçer. Büyük N K epsilon 0 bölü KT'nin karesi çarpı N epsilon 0 çarpı E üssü E0 bölü KT bölü 1 eksi E0 bölü KT'nin karesi. Burada sadece normal şekilde türev aldım. Isı kapasitesi için olan bu denklem biraz karmaşık gibi görünebilir ancak bir önceki denklemde yaptığım gibi bunu basitleştirebiliriz. Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık sınırlarını alalım ve bu sınır durumlarında ısı kapasitesinin ne olduğuna bakalım. Yüksek sıcaklıkta burada direkt olarak enerjiye bakabiliriz. Çünkü bunun daha basit bir formülü var. Sıcaklık çok yüksekse bu üstel terim çok ufak olacağından buna Taylor açılımı uygulayabiliriz. Buna göre elimize 1 eksi E üssü E0 bölü KT eksi 1 şeklinde bir ifade geçer. Birler birbirini götürür. Böylelikle elimize son derece basit bir ifade geçer. Burada U konfigürasyon değeri de kısaca büyük N KT olur. Çünkü E üssü epsilon 0 bölü KT değerleri de birbirini götürür. Buradan ısı kapasitesi, tabii burada bunun da limitini alabiliriz ama enerjinin türevini almak çok daha basit bir iş. Buradan da CV konfigürasyon değeri NK şeklinde bulunur. Görüldüğü üzere yüksek sıcaklık sınırında ısı kapasitesi sabittir. Geçen hafta daha basit bir durumu incelemiştik. İncelediğimiz basit polimer molekülü için toplam olarak sadece 4 tane konfigürasyon vardı. Ancak bu yeni sistemimizde sonsuz tane farklı enerjiye sahip konfigürasyon olduğunu söyleyebiliriz. O kadar fazla ki en yüksek değerlere hemen hemen hiç erişilemez. Çünkü bunların değerleri KT'den çok büyüktür. Ancak buradaki durum farklı. Daha önceden elimizde sınırlı sayıda hal söz konusuydu. Yüksek sıcaklık sınırında ısı kapasitesinin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Elimizde sınırlı sayıda hal vardı. Yüksek sıcaktaki ısı kapasitesi neydi acaba? Bu size imtihanda sorulacaktır, unutmayın. Belli sayıda hal varsa ısı kapasitesi neydi? Sıfır değil mi? Peki düşük sıcaklık sınırında ısı kapasitesi neydi? O da sıfırdı. Belli sayıda hale sahip olan sistem için olan fikir şu. Hatırlarsanız enerjisi sıfır olan bir halimiz ve enerjisi epsilon sıfır olan 3 tane halimiz vardı. Hepsi buydu. Mevcut olan
moleküler hallerin hepsi buydu. Burada iki duruma bakmıştık. Birinci, yüksek sıcaklık sınırı söz konusu olduğundan KT bu değerleri hepsinden çok daha büyüktü. Bu durumda moleküllerin bu hallerin herhangi birinde olma olasılığı hemen hemen birbirine eşitti. Çünkü mevcut termal enerji miktarı bu enerji farkından çok büyük. Dolayısıyla moleküller mevcut termal enerji tarafından savrulup dururlar. Dolayısıyla sıcaklığı biraz yükseltmemiz hiçbir değişiklik yapmaz. Moleküller zaten bu haller arasında düzgün bir şekilde dağılmış olarak bulunur. Ek bir konfigürasyon enerjisi yok. dU bölü dT eşittir 0. Daha fazla artması söz konusu değil. Bu durumda yüksek sıcaklık sınır durumundaki ısı kapasitesi 0. Diğer durumda yani düşük sıcaklık sınırında burada KT'nin epey düşük olduğunu, epsilon sıfırdan çok daha düşük olduğunu farz ediyoruz tabii ki. Bunu tekrar çizelim. Sıfır şurası epsilon değeri de yukarıda bir yerde. KT'yi de şuraya çizelim. Bu durumda sıcaklık o kadar düşüktür ki üstteki halleri dolduracak kadar termal enerji mevcut değil. Sıcaklığı biraz yükseltsek bile yine termal enerji bu yüksek halleri doldurmaya kafi gelmez. Burada da yine dU bölü dT eşittir 0. Yani sıcaklığı değiştirdiğimiz zaman konfigürasyon enerjisi değişmez. Dolayısıyla burada da ısı kapasitesi yine sıfıra eşittir. İşte bu yüzden ısı kapasitelerini ölçmek son derece aydınlatıcıdır. Bu şekilde malzemenin yapısı hakkında çok şeyler öğrenebilirsiniz. Mevcut olan enerji seviyeleri nedir? Bunlar ne yapar? Isı kapasiteleri ölçümleriyle bunlar hakkında son derece geniş bilgi edinmemiz mümkün. Şimdi ise elimizde son derece farklı bir durum var. Elimizde bir küme eşit aralıkta enerji seviyeleri mevcut. Bir sonu yok bunun. Şimdi yüksek sıcaklık durumuna bakalım. Tabii ki en yüksek seviyeden daha yükseğe çıkmamız söz konusu değil. Çünkü bu sonsuza kadar gidiyor. Bu seviye yukarılarda, buralarda bir yerde. Burası KT. Sıcaklığı artırdığımızda ne oluyor? Tabii ki bunun üzerinde daha yüksek seviyeler var. Bu seviyeler kolaylıkla doldurulabilir ve doldurulacaktır da. Dolayısıyla bu yüksek sıcaklık sınır durumunda dU bölü dT sıfıra eşit olmayacaktır. Ancak belli bir noktadan sonra değişmez. Çünkü KT'nin burada olmasıyla daha yukarıda olması veya burada olması bir şey fark ettirmez. Dolayısıyla yüksek sıcaklık sınırında doğrudur enerji sıcaklıkla değişir. Fakat bu değişim her sıcaklıkta aynı şekilde olur. Başka bir deyişle enerji sıcaklıkla doğrusal olarak değişir. Dolayısıyla ısı kapasitesi sabittir. Çünkü yüksek sıcaklık sınırına geldiğimizde dU bölü dT artık değişmez. Tahtaya herhangi bir ifade yazmadan önce düşük sıcaklık sınırındaki ısı kapasitesinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu da imtihanda sorulacak. Sıfır. Yine aynı olacaktır. KT'yi buralarda bir yere koyarsak bu durum bununla aynıdır. Burada termal enerji, termal seviyenin bir üstündeki seviyeyi doldurmaya bile yetmeyecektir. Sıcaklığı biraz değiştirsek bile halen termal enerji buraya çıkmaya yeterli gelmez. Dolayısıyla bu düşük sıcaklık sınırında enerji sıcaklığı değişmez. Düşük sıcaklıkta ne olacağını hemen görmek mümkündür. Düşük sıcaklıkta CV eşittir 0. Herhangi bir sorunuz var mı? Buyurun. NKT'li terimde düşük sıcaklıkta da mı aynı? Hayır, bu bir sınır durumu. Çünkü burada bu üstel terim son derece küçük olur. Dolayısıyla buna Taylor açılımı uygulayabiliriz. Düşük sıcaklık sınırında ise bu terim epey büyük olup KT hemen hemen sıfıra eşittir. Epsilon 0 KT'den çok büyüktür. Bu büyük. Bu büyük. Bu ihmal edilebilir. Bir dakika, bir sıkıntı var galiba.
çözemiyoruz. Aa, evet. Tamam. Bu sıfır olmalı. Niye düşünüyorum ki? 1 bölü çok büyük bir sayı sıfıra eşittir. Pekala. Bunun bir açılımı yok. Bu değer çok çok büyük bir sayı. Burada denen şey konfigürasyon enerjisinin sıfır olması. Çünkü her şey temel seviyede hapsolmuş durumda. Sıcaklığı değiştirirseniz de bu değer sıfırda kalıyor. Dolayısıyla ısı kapasitesi için sınır değer sıfır oluyor. Çünkü enerjinin kendisi de sıfıra eşit. Başka soru var mı? Şimdi de entropi hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Daha önce yazmadım bunu. Bir daha da yazmak istemiyordum ama herhalde yazmam gerekecek. Bu değer S konfigürasyon eşittir NK çarpı eksi ln 1 eksi E üssü epsilon 0 bölü KT artı E üssü epsilon 0 bölü KT bölü 1 eksi E üssü epsilon 0 bölü KT şeklini alır. Bu ifade A ile U terimlerinin toplamından ortaya çıkmıştır. Hatırlarsanız bu eksi A bölü T artı U bölü T şeklindeydi. Bunun da sınır durumlarına bakmak istiyorum. Özellikle yüksek sıcaklık sınırında ne olduğunu merak ediyorum. Dolayısıyla limit T sıfıra giderken S konfigürasyon eşittir. K ln parantez içinde E üssü epsilon 0 bölü KT üssü büyük N olur. Buradaki N değerini başa alabiliriz. Bunun bize söylediği şey mevcut olan hallerin sayısı kabaca sistem tarafından belli bir sıcaklıkta erişilebilecek hal sayısı başka bir deyişle K ln E üssü epsilon 0 bölü KT üssü N alırsak bunu K ln omega büyük omega şeklinde yazabiliriz. Tabii dejenerasyon yokken tüm haller eşit enerjili ama tüm sistem için. Hatırlarsanız bunu daha önce sistemin denge halinde enerji hallerinin nasıl dar bir dağılıma sahip olduğunu tartışmıştık. Dolayısıyla bunu belli bir sıcaklıkta sistemin halleri için mevcut olan dejenerasyon olarak da düşünebilirsiniz. Eğer bölüşüm fonksiyonunun sınır değerine bakarsak bu KT bölü epsilon 0 ve büyük Q değeri de KT bölü epsilon 0 üssü büyük N kuvveti olur. Gördüğünüz gibi son derece basit bir ifade. Bu da bize birkaç tane halin mevcut olduğunu söylemekte. Özellikle moleküler bölüşüm fonksiyonunun bakmak son derece aydınlatıcıdır. Bunun bize söylediği şey ise eğer KT bölü epsilon sıfıra bakarsak bu seviyeler bildiğiniz gibi eşit aralıklı. Burası epsilon 0, burası 2 epsilon 0, burası da 3 epsilon 0 vesaire.
Buna göre diyelim ki KT epsilondan 10 kat büyükse, dolayısıyla bu 10 olur. 10 olur bu. Bu kabaca bize sistemin termal olarak girebileceği hal sayısını verir. Moleküler hal 10 hal kadardır. Tekrar bir seri yapı çizdiğimiz şekle geri dönersek, elinizde 10 kadar molekülün bağı kırılmış olabilir. Moleküller tek tek çok farklı hallerde bulunabilirler. Bazılarının bu sayıdan çok daha fazla bağ kırılmış olabilir. Fakat ortalama değer bu sayıya yakın olacaktır. Eğer tüm sisteme bakarsak, mevcut olan hal sayısı astronomik bir rakamdır. Her molekül için 10 üzeri 10 gibi bir hal söz konusudur. Tabii bu tüm set moleküller için de geçerli. Birincisini değiştir. Sonra ikincisini. Bu astronomik bir hal sayısı. Hatırlarsanız daha önce de bir kere tartıştığımız gibi tek tek moleküler enerjiler büyük değişimler gösterse de sistem enerjisi astronomik sayıda halinki büyük N 10 üzeri 24 gibi bir sayı ortalamasıdır. Bu kadar sayıdaki tek molekül için ortalama aldıktan sonra sistemin enerjisinde çok az oynama olduğunu görürsünüz. Tek moleküllerin enerjileri ise büyük bir değişim gösterir. Realistik olarak enerjideki değişim sadece enerjinin kendisiyle karşılaştırılabilir. Yani ortalama enerjiyle. Ortalama enerji 10 epsilon 0 olabilir. 10 epsilon 0. Ancak bazı moleküllerin 2 bağı kırılmışken bazılarının 20 bağı kırılmış olabilir. Bu değişimde bu ortalama ile aynı büyüklükte olur. Ortalamayı büyük n tane değer üzerinden alıyoruz. Buradan hemen burada çok çok az sayıda değişim olduğunu görürüz. Ve özellikle olan şey moleküler ortalama enerji. Epsilon sıfır değişkenliği veya standart sapmasının da aynı büyüklükte olması. Sistemin ortalama enerjisi ise büyük N çarpı moleküler ortalama enerjidir. Affedersiniz. Buralarda sıfır olmayacak. Sadece ortalama enerji. Sistemin ortalama enerjisi moleküler ortalama enerjinin büyük N katı. Ancak sistemin değişkenliği büyük N'nin kare kökü çarpı ortalama moleküler enerjidir. İstatistik yaptıysanız bu tip sonuçları görmüş olmalısınız. Eğer elinizde büyük N tane numune varsa değişkenlik bu sayının kare kökü kadardır. Buradan bağıl değişkenliğe bakarsak buna da epey büyük diyebilirsiniz. Halen 10 üzeri 12 seviyesinde. Büyük bir değişkenlik. Şimdi bunu ortalamayla karşılaştıralım. Yazıyorum değişkenlik ortalama olarak. Büyük N'in karekökü bölü N. E0, E0 yazdım. Bu 10 üzeri 24, bu ise 10 üzeri 12 olduğundan dolayısıyla bu değer 10 üzeri eksi 12 civarı. Görüldüğü gibi sistemin enerjisindeki değişim olağanüstü küçük bir değer. Bunu ölçebilecek pratik bir yol yok. Tabii bu değer sıvı çözeltide veya gaz fazında moleküllerin konfigürasyon enerjisini ölçmeye kalkarsanız ve onlardan 1 mol varsa beklediğimiz değerle de uyum içindedir. Bu toplam ortalama enerji o kadar
fazla değişim göstermez ama bu sistemden tek tek moleküler seçersek bunların enerjileri epey farklı olabilir. İşte önemli nokta bu. Dolayısıyla değişkenlik olağanüstü küçük. Tabii bunu türetebilirsiniz. Biz burada böyle olduğunu kabul ettik. Biraz istatistik gördüyseniz ancak bunu türetirken ortalama enerji hesaplamanın yanı sıra ortalama enerjinin karesi ve standart sapmayı da bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Ortalama epsilon kareyi hesaplar. Bundan ortalama enerjinin karesinin kare kökünü çıkarırsanız bu da aynı sonucu verir. Hesaplanması son derece basit. Pekala, tek moleküler enerjilerinin değişkenlik miktarları veya sistem enerjileri hakkında bir sorunuz var mı? Pekala. Şimdi yapmak istediğim şey farklı bir enerji tipine bakmak. Bunun da bu basit model için çıkardıklarımızda aynı set enerji seviyeleri var. Bazılarınız bunu daha önce görmüş olabilir. Birçoğunuz da görmemiş olabilir. Fakat şimdilik böyle kabul edeceğiz. Ancak bu son derece gerekli. Eğer elimde moleküler titreşimler varsa, örneğin havadaki oksijen veya azot moleküllerinin titreşim enerji seviyelerine veya oksijenin seviyelerine bakarsak, bunlara benzer eşit aralıklı dejenere olmamış enerji seviyeleri. Dolayısıyla burada basit bir iki zincirli polimere dayanarak oluşturduğumuz bu model bize öyle bir set enerji seviyesi verir ki bunlar direkt olarak molekülün enerji seviyelerine oturur. Dolayısıyla şu ana kadar gördüğümüz tüm sonuçlar sadece polimerin yapılarına değil, molekülün titreşimine de uygulanır. Burada konfigürasyon yerine titreşim koymak yeterlidir. Burada bir hata, burada bir hata yapmış olmayız. Çünkü burada önemli olan sistem için hangi halleri mevcut oldu ve bunların enerjileri. Bundan sonra istatistik mekanik ipleri eline alır ve bölüşüm fonksiyonları ile termodinamik fonksiyonlarını hesaplar. Buradaki girdiler, haller ve onların enerjileridir. Çünkü burada elimizde tıpatıp aynı enerji seti mevcut. Burada moleküler titreşimler için son derece önemli bir durum var. Sadece moleküler titreşimler değil, kristal örgü yapısının da titreşimleri, örneğin camın veya sıvının akustik titreşimleri, yani anormal geniş sayıda sonuç bu basit görüntüden başlayarak türetilebilir. Kuantum mekaniği aldığımız zaman bu eşit aralıklı enerji seviyeleri elde edeceksiniz. Bu sonucu daha önce de görmüş olabilirsiniz. Şimdi de evet, ısı kapasitesi hakkında biraz daha konuşmak istiyorum. Isı kapasitesi için olan sınır durumlarını görmüştük. Isı kapasitesi düşük sıcaklık sınırında sıfırdı. Bu her kuantlı seviye için geçerliydi. KT en düşük uyarılmış halden çok daha düşüktü ve her şey temel hali hapsolmuş haldeydi. Bunun ne kadar düşük olduğu, seviyelerin ne kadar aralıklarla ayrılmış olduğuna bağlı ama aşağıda bir yerdeki bir sıcaklıkta olmalı. Dolayısıyla ısı kapasitesi sınır durumlarını gördük. Bir kere daha çizelim.
İşte burada KT epsilon sıfırdan çok küçük. Burada da KT epsilon sıfırdan çok büyük. Şimdi ben bu sıcaklık bağımlılığının bir akış şemasını çizeceğim. Başka bir de işte bu iki sınırı birleştireceğim. İşte buna benziyor. C ve titreşim. Bunun düşük sıcaklık sınırında sıfır olduğunu biliyoruz. Ve yüksek sıcaklık sınırında da sabit bir değer aldığını gördük. Hatırlarsanız bu büyük NK'ya eşitti. Bu ikisi bir şekilde birleşmeli. Bunun skalasına bakınca burası KT bölü epsilon sıfır düşük sıcaklık sınırı. Yüksek sıcaklık sınırına erişmemiz için KT'nin epsilon sıfır değerinden çok çok büyük olması gerekmez. Notlarınızda bu şekle bakınca bunun öyle tam olarak düzleşmediği görülür. Ama buna yakın olur. Burada KT değeri epsilon sıfırın sadece iki katıdır. Hemen hemen bu sınır durumuna yakındır. Bu çok önemlidir çünkü kuantum mekaniğin ortaya çıkmasından çok önceleri insanlar malzemelerin ısı kapasitesini biliyorlardı ve normal sıcaklıklara, örneğin oda sıcaklığında ısı kapasitesinin sıcaklıktan bağımsız olduğunun farkındaydılar. Biraz sonra tartışacağımız sebeplerden dolayı bu gayet mantıklı. Temel olarak bu durumda ısı kapasitesi tek bir titreşim şekli için olan NK değeri değil, sadece bir molekülün yaptığı tek titreşim hareketini böyle tanımlanır. Ama elimde N tane atomu olan bir kristal örgü yapısı varsa her atomun 3 tane hareket serbestisi var ve her biri 3 bağımsız yönde hareket edebilir. Bu atomlardan N tane olduğuna göre toplam serbestlik derecesi 3N olur. Bu da örgü yapısının titreşim sayısıdır. Dolayısıyla bunu 3N ile çarpmamız gerekir. Burada elde edeceğimiz değer 3R olacak. 3R gaz sabiti. Başka bir deyişle mol başına olan değer. Eğer CV bölü 3R değerine bakarsanız bu değer 1'e eşit olur. Bir değerini. Bunu görmek ve hesaplamak son derece önemliydi. Ve insanlar bunu anladı. İnsanların anlayamadığı şey bu kısım. Bu kısım. Neden bunu yapıyor? Bu büyük bir sırdı. Neden ısı kapasitesi düşük sıcaklarda sıfıra gidiyordu? Bunu niye anlayamamalarının sebebi ise titreşim için kullandıkları modelin çok basit olmasıydı. Kullandıkları örgü yapısı birçok kütle ve yaydan oluşuyor. Titreşim enerjisi de belli olduğuna göre CV hesaplanabilir. Tabii bu klasik titreşim enerjisi. Hatırlarsanız bunun sıfıra gitme sebebi buydu. Burada tüm enerji seviyeleri belli değerde, kuantlı seviyelerde, aralarında mesafeler vardı. Eğer klasik mekanik olsaydı, genlik arttıkça enerji de büyürdü ve titreşim enerjisi, yani enerji belli değerlerde değil, sürekli olurdu. Bu ara kısımda da enerji olurdu. Bu durumda da asla KT ilk uyarılmış halden düşük olup her şeyin temel seviyede olması gibi bir durum olmazdı. Böyle bir durum klasik mekanikte söz konusu olamaz. Çünkü arada daha birçok seviye mevcut. Ancak bu kuantum mekaniğinde mümkün. Einstein
düşük sıcaklık sınır ısı kapasitesi değerinin bu şekilde açıklanabileceğini fark etti. Eğer kuantum mekaniğinin ilk gelişimine bakarsanız bunun istatistik mekaniğe dayandığını görürseniz, dolayısıyla kuanta seviyeler kullanmak suretiyle istatistik mekaniği alırsak, ki şu ana kadar yaptığımız iş bu, CV'nin sıfır olması gayet mantıklı. Eğer düşük sıcaklığa giderseniz her şey burada hapsolur. Eğer sıcaklığı az daha değiştirirseniz ısı kapasitesi yine sıfır olur. Çünkü her şey halen burada hapsolmuş haldedir. Bu bir katının titreşimsel ısı kapasitesidir. Orta sıcaklıklarda bunun epsilon sıfırdan çok daha büyük olması gerekmez. Zaten yüksek sıcaklık sınırındayız. Moleküllerde bu sınıra genellikle oda sıcaklığında erişilemez. Bir ölçekleme vermek gerekirse KT oda sıcaklığında KT yaklaşık 200 santimetre üzeri eksi 1'dir. Moleküler titreşimler de bildiğiniz gibi, örneğin IR spektrumdaki moleküler titreşimler yaklaşık 1000 santimetre üzeri eksi 1 civarıdır. Görüldüğü üzere KT titreşim enerjisinden büyük değildir. Kristal örgü yapısındaki tüm titreşimler akustik titreşimler olup, bunların frekansları çok daha düşüktür. Çünkü elimizde bir atomik kristal var ve bu her frekansta titreşebilir. Ama asla yüksek frekansa çıkmaz. Dolayısıyla burada yüksek sıcaklık sınırına çıkmak kolay olur. Ki burada esas olarak ısı kapasitesi sıcaklıktan bağımsızdır. Bu arada bu yöntem çok sık olarak moleküler kristallerin mol kütlelerini belirlemekte kullanılır. Çünkü içinde molekül sayısı faktörü var. Isı kapasitesinin büyüklüğü elinizde kaç mol malzeme olduğuna bağlı. Bu da kaç tane atom olduğuna ve bunun kaç tane molekül oluşturduğuna ve bunun da kaç tane titreşim şekli oluşturduğuna bağlı. Çünkü her atom 3n tane serbestlik derecesine sahip. Dolayısıyla önce tüm kristali tartarsınız, daha sonra ısı kapasitesini ölçersiniz. Kaç tane molekül olduğunu da biliyorsanız ağırlıkta belli. Buradan mol kütlesine geçebilirsiniz. Bu düşüklük sınırıydı, düşük sıcaklık sınırıydı. Şimdi yüksek sıcaklık sınırı hakkında bir miktar konuşalım. Ve özellikle hem ısı kapasitesi hem de enerji hakkında konuşmak istiyorum. Özellikle bu şey hakkında. Tabii aynı sonuç hem ısı kapasitesi hem de enerji için söz konusu. Tabii bunlar birbirine yakından bağlı. İşte bunlar da yüksek sıcaklık sınırları. Buradan görüldüğü üzere bu yüksek enerji sınırı sadece titreşim için değil, aynı zamanda moleküler dönme, ötelenme ve tüm bu düşük enerjili serbestlik dereceleri için de geçerlidir. Şimdi nedenini görelim. Bu sonucun bir de ismi var. Buna enerjinin eşit bölüşümü deniyor. Enerjinin eşit bölüşümü. Bazen buna klasik enerjinin eşit bölüşümü teoremi de denir. Bu teorem şunu söyler. Yüksek enerji sınırındaki enerji her serbestlik derecesi başına 1 bölü 2 KT'dir. Ve özellikle ötelenme için. Dolayısıyla n tane veya molekül için E ötelenme eşittir 3 bölü 2 büyük E ötelenme eşittir 3 bölü 2 büyük n kt olur. Tabii bu n atom veya molekül için. E dönme ise tabii bu kaç tane dönme serbestisi olduğuna bağlı. Eğer elimde doğrusal bir molekül varsa dönme serbestisi sadece 2 ya da ya bu yöne döner ya da diğer yöne döner. Eğer her yöne doğru yönelmiş doğrusal olmayan bir molekül varsa bunun 3 tane dönme ekseni vardır. Bu yöne doğru spin yapar ki bu bir dönme serbestisidir. Tabii doğrusal molekül bu şekildedir ve bunu yapınca da
dönme hareketi olmaz. Dolayısıyla bu doğrusal durum için büyük NKT doğrusal olmayan durum içinde 3 bölü 2 büyük NKT şeklindedir. Ve E titreşim her titreşim şekli için büyük NKT olur. Çünkü titreşim enerjisi her biri 1 bölü 2 KT olmak üzere kinetik ve potansiyel enerjiden oluşur. Peki bunların hepsinin sebebi ne? Bunun sebebi açık bir şekilde görebilirsiniz. Tüm bu serbestlik dereceleri yani o klasik serbestlik dereceleri kullanarak enerji için bir ifade yazarsak enerji klasik eşittir. Bildiğiniz gibi ötelenme için 1 bölü 2 m v kare artı 1 bölü 2 kx kare dönme enerjisi artı 1 bölü 2 i v kare omega kare w kare yani şeklindedir. Burada belli bir fonksiyonel şeklin ortaya çıktığını görmüyorsunuz. Her durum birbirine benziyor. 1 bölü 2 çarpı 1 sabit çarpı bir değişkenin karesi. Şimdi de enerji için olan ifadelerimize bakalım. Ortalama enerji eşittir. Sigma i epsilon i e üssü eksi e i bölü kt bölü sigma i e üssü eksi e i bölü kt idi ki ortalama enerji ilk olarak başta böyle türetmiştik. Başka bir deyişle her halin olasılığı çarpı o halin enerjisinin tüm haller boyunca toplamı. Pekala. Şimdi elimizde enerji için bir ifade var. Şunlardan biri bir şey çarpı bir değişkenin karesi. Dolayısıyla bunun için bu şekilde genel bir fonksiyon alalım ve şimdi yüksek sıcaklık sınırında olduğumuzu farz edelim. Bunun ne anlama geldiğini gördük. Buna göre KT enerjilerin aralığı göz önüne alınınca çok büyüktü. Bu durumda toplamda bu terimlerden çok var demektir ki bunları integrallere çevirebiliriz. Bunların belli enerji seviyeleri olduklarını unutup bakın KT ile karşılaştırıldığında bunlar birbirine çok yakın diyebiliriz. Dolayısıyla bu toplamları integrallere çevirebiliriz. Ve bu durumda artık toplamların yerine integraller alır. İşte bizim enerjimiz. AY kare her neyse bu da olabilir. Diğeri de olabilir. Bu da bunun önemi yok. Dolayısıyla ifade eksi sonsuzdan sonsuza AY kare E üssü eksi E bölü KT DY bölü eksi sonsuzdan artı sonsuza E üssü eksi E bölü KT DY şeklini alır. Bunun sonucu ise bu integralleri kısımlara ayırarak çözersiniz. Bunun sonunda bu integral çarpı belli bir sayı çıkar. Bu terimde integralin dışına çıkar. Ve bunun sonucunda bunu yapmak çok basit. Notlarımız da var. Ben sadece burada sonucu yazacağım. Bu integrali çözerseniz yüksek sıcaklık sınırı için bulacağınız sonuç 1 bölü 2 KT'dir. Bu daima geçerli bir durum olup bilmeniz gereken yegane şey bu enerjinin şeklidir. Bu durum geçerli olduğu sürece hatırlayın y sadece integral değişkeni olup formülde kalmayacak. Buradaki bu terimden dolayı elde edilebilecek sonuç budur. Buna göre ne zaman elinizde bu şekilde bir enerji varsa yüksek sıcaklık sınırındasınız demektir. Ve klasik enerjinin eşit bölüşümü sonucunu elde edersiniz. Ötelenme için 3 tane farklı serbesti vardı. X,
Y ve Z yönündeki hızlar için dönme için eğer doğrusal molekülse iki farklı serbesti vardı. Dolayısıyla kaç serbest derecesi olduğunu belirlemeniz gerek. Yapmanız gereken yegane şey de bu. Bu son derece güçlü bir şey. Bunun anlamı hiçbir şey yapmadan bu odadaki moleküllerin ortalama ötelenme enerjilerini biliyor olmam. Tabii ötelenme enerji seviyelerine göre ben kesinlikle yüksek sıcaklık sınırındayım. Çünkü bunlar birbirine çok yakın yerleşmiş halde. Aynı şey dönme için de geçerli. Oda sıcaklığında titreşimi unutun. Elimizde bir titreşim enerjisi yok. Çünkü düşük sıcaklık sınırında oksijen veya azotun titreşim enerjilerinin frekansları çok büyüktür ve enerjileri 200 santimetre üzeri eksi bir dalga sayısından çok daha yüksektir. Ancak her molekül için 3 bölü 2 KT ötelenme enerjisi ve doğrusal moleküller içinde KT kadar dönme enerjisi vardır. Hiçbir iş yapmadan. Bu husus oda sıcaklığındaki birçok molekül için geçerlidir. Bu son derece kullanışlı genel bir sonuç. Pekala, gelecek hafta biraz kimya yapıp faz geçişlerine bakacağız.